Şeylerde çağırdılar mı? Evet. Sosyalleşmesine katkıda bulunan, kendi ektikleri ürünleri sofrasında kullanmasına olanak sağlayan hobi bahçeleri içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de en büyük kaçış noktalarımızdan biri oldu. Açılışımıza geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere eski Mezitli Muhtarımız Sayın Veysel Gılıçoğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun muhtarım. Sayın Başkanım, Meclis Üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, saygıdeğer misafirler. 9. sunu açmakta olduğumuz hobi bahçemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eski Mezitli, Mezitli'nin değişen yüzü diye tarif ediyoruz başkanımla her zaman. Her geçen gün değişen bir eski Mezitli. Bunun da mimarı sağ olsun huzurlarınızda kendilerine de teşekkür ediyorum sayın başkanımı, belediye başkanımıza. İnşallah daha güzel olacak diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Sevinç Ünal da bugün aramızdalar. Sayın Ünal'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Ünal. Herkese merhaba. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok özel ve anlamlı gün. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilk maddesi şöyle diyor. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Dolayısıyla bu dünyanın nimetlerinden herkesin eşit yararlanması gerekiyor. Ve bu hobi bahçesinde de herkes yararlanacak, öyle görüyorum. Ve ben de benim lise sınıf arkadaşım olan sevgili Neşet Tarhan'ın izliyorum yaptıklarını, yürekten kutluyorum. Hepinize tekrar hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Sayın Ünal'a teşekkür ediyoruz. Değerli meclis üyesi arkadaşlar, muhtar arkadaşlarım, değerli konuklar, yine İstanbul'dan buraya gelen Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Genel Başkan Yardımcım, sınıf arkadaşım. Bugün 9.sunu açıyoruz hobi bahçesinin. Toplam 250 tane kullanıcı olmuş oldu bu 9. hobi bahçesiyle beraber. Belki fazla gibi gözükür ama sırada bekleyenleri söylersek ne kadar az olduğunu göreceksiniz. Şu anda yaklaşık 4.000 kişi Mezitli'den hobi bahçesi talebi için bekliyor arkadaşlar. Bu oldukça yüksek bir sayı. Yine 2022'de de bunlara devam edeceğiz gelecek yıllarda. Her kullanıcının 75 metrekare kadar kullanım alanına sahip, emekli bu arkadaşlar. Engelli olan varsa, rahatsızlığı olan varsa genelde onlara tercih hakkı veriyoruz tabii. Bakmayanlar olursa o tahsis hakkını ellerinden alıyoruz. Bakacak yine sırada bekleyen arkadaşlara veriliyor. Kura ile tespit edildi. Buradaki fazla olmadığı için herhalde eski Mezitli'dekilere öncelik verdiğimizden bütün arkadaşlar yararlanmış oldu. Adı eski Mezitli ama buranın muhtarımız söylüyor, bu mahallenin adını artık değiştirelim diyor. Buranın eskiliği kalmadı diyor. Mezitli eskiden buradaymış biliyorsunuz. Çok değişti. Dünya değiştiği gibi, Türkiye değiştiği gibi Mersin çok değişti. Mezitli'nin 250 bin nüfusu var şu anda. 80 bin Suriyeli var. 40 bini kayıtlı, 40 bini kayıtlı. Bunların dışında ayrıca yaz nüfusu artıyor. Kimse demezdi ki eski Mezitli'de bundan 3-4 yıl önce 14 milyona ev satılacak. Burada 3-4 yıl önce hemen şurada yan tarafımızda, batı tarafında gördüğümüz villalardan 14 milyona satılmıştı o zaman fiyat olarak söylüyorum. Şu anda yine yeni inşaatlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir, yine oldukça modern bir site yapılacak buraya. İnşaatına başlanacak.
Çok değerli oldu bu bölge, çok kıymetli oldu. Mersin'in en güzel yaşanacak yerlerinden birisi. Hemen arka taraflarımızda, yakın bölgelerde devlet hastanesi inşası olacak. Yine bir bölgede bir otel yapılacak. Ruhsatını alıyorlar kendileri. Buna benzer yatırımlar çoğalıyor. Fındık Pınarı Yaylası'na doğru yine bazı yerler yapıldı ve yapılmaya devam edecek tesisler. Giderek genişliyoruz. Arka tarafımızda yine çok sayıda okul yapıldı, biliyorsunuz. Artık yeni bir Mezitli oldu burası. Eski Mezitli değil de. Gerçekten Mezitli'de nüfus artışı çok fazla, biliyorsunuz. Türkiye ve Mersin'in 4-5 katı artıyor. Batı tarafımızda Tece bölgesinde Rusya'dan, Ukrayna'dan, Moldova'dan, işte Kazakistan'dan, birçok ülkeden yerleşim için gelen binlerce insan var ve konut alıyorlar kendileri. Şu anda Mersin'de en çok inşaat yapılan bölge herhalde Mezitli diyebiliriz. Yakın gelecekte nüfusu çok daha fazla artacak. Sadece Türkiye'den değil, yabancı ülkelerden de artık yaşamak için tercih edilen bir bölge oldu. Kadınlarımız çok, erkeklerden daha fazla, %51 kadın yaşıyor. Bunun nedeni, araştırdığımızda kadınların, yalnız yaşayan kadınların özellikle yaşamak için Mezitli'yi daha güvenli bulmalarından dolayı Mezitli'de yerleşti. Türkiye'de %51 iken kadınlar, erkekler %51 iken Mezitli'de kadınlar %51 seviyesinde ve bu giderek de artıyor bu oran. İnsan Hakları Günü, tekrar bunu da kutluyoruz. Daha önce biliyorsunuz Birleşmiş Milletlerce 1948'de, ama kadınların bu hakkı elde etmesi çok daha sonraki yıllara rastlıyor aslında. Ve hala tabii ki kadınlar bu eşitlik mücadelesine devam ediyor, biliyorsunuz. O anlamda da bugün son derece önemli. Saat 16'da da yine belediyemizce yapılan, daha önceki İnsan Hakları Parkı'nda da bu yönde bir etkinliğimiz olacak. Ben yeni hak sahipleri arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Muhtarım, çok teşekkür ederim. Teyzeciğim, yeriniz çok güzel. Bekliyoruz. Evet, başladık. Tamam değil mi? Hazırız. Evet, çekiyorum. Çok teşekkür ederim. Toprakla tekrar yaşatacağım. Geleceğiz, bakacağız. Kim daha iyi yapacak, kim neler yetiştiriyor, görüyoruz. Yetiştirdiklerini bize şey yapalım, ısırma yapalım. Gün yapıyorlar bazıları. Aranızda başkan seçin. Diğerler öyle yapıyor, işte çağırıyorlar. Evet. Isır yapıyorlar, çiğ köfte yapıyorlar, hasta börek yapıyorlar. Ama siz daha... Bunları da çağırırsınız. Hayırlı olsun. Mahallenin adını artık değiştirelim. İşler var. Eskiliği var. Azize. Evi biliyoruz. Hasan abi şöyle. Tamam. Hasan. İşin mimarı oldu. Evet, çekiyorum.